Selamün aleyküm canlarım. Sizlere yoğurmuş olduğum hamurumu, lokma hamuru yapacağız bugün. Yaptım daha doğrusu, yoğurdum, kapattım. Üzerinde örtmedim ki çabuk kabarmasın çünkü biraz işlerimiz var. Biraz da kurabiye yaptık kızımla. Bunlar da pişti. Birini de fırınımızın içerisine attık. Müyesser de temizlik yapıyor. Bugün kar yağdığı için okullarımız kapalı. Ben odunlarımızı taşıyayım. Müyesser de odamızı toplasın. Çünkü seviyor oda toplamasını. Lokmalarımızı da döküyoruz canlarım. Şurada. Bir tane. Ateşimizi yaktık. Çabuk kandil. Hemen öyle arkadaşlarla birkaç tane yapıp yiyeceğiz canlarım. Çabuk oluyor değil mi? Hı. Çok yağda oluyor. Hı? Çok yağda oluyor. Hem de bunlarla da tatlı yağlarımızla yapacağız. Müyesser de temizlikleri yaptı. Annesine yardım etti. Kar yağdığı için 2 gündür okula gidilmedi değil mi? Yarın da bir deneyim. Biraz geri git, ateş gelir üstüne. Biraz geri git. Bu yağlarla da içindeki yağla sabun yapacağız. Evet. Yapılıyor. Artonlarımızı artık sabun yapıyoruz. Bizim evin halkı canlarım böyle lokmayı seviyor.
Kızım da annesini çekim yapıyor. Biraz temizlik yaptı, yoruldu değil mi? Sen bana tepsi getir be içeriden adamı. Bunları koymak için. Ben de koyayım. Ateşimiz de güzel kızdı. Yerden çık annem, kendin de yanma. Biraz böyle yağlı su yapıyorum ben. Sermesi daha kolay oluyor. Da küçük oldu. Bazen yağ dar oldu mu? Bir şeyle lokma aynı şey mi? Lükas. Anne, bir şeyle lokma aynı şey mi? Hayır, değil. Pişirleri serersin. Lokmaları böyle pişirirsin. Böyle. Zaten çok yapmadık senden. Birkaç yaşlılığımıza vereceğiz. Annem arkadaşlarını çağırdı, onları yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Şurada bir tane küçük şey olmuş. Akşam sabah zaten mallarımıza gittiğimiz için çok da yoğurmadık. Anne baksana. Bugün gerçi çoğumuz da şöyle ne kadar ince açarsak bu kadar da iyi olur. Bizim de azımız biliyorsunuz az olmuyor. Ablanı aç, gelsin. Pişiyor diye. Pişiyor diye ablana da aç da gelsin. Böyle biz leğenin içinde kayınvalidem bir tane bırakırdı. Ama ne niyetle bırakırdı tabi bilmiyorum canlarım. Böyle bırakırdı. Böyle. Tepsiye döktük mü bir tanecik bırakırdık illa ki tepsinin içinde. Niye? Bilmiyorum, babaannem öyle yapardı. Sormadım da işin neden diye. Meraklı değil misin? Demek ki. Oy, sıcacık oldu. Havamızda iki gündür kar, bugün karlar da eridi. Dışarıda rahat bir şekilde yapıyoruz. Yoksa evin içinde çok duman olur. Kapıyı açmak zorunda kalırdık falan filan. Yaka yandım biraz geri. Oy oy. Çok da soğuk. 6 derece olması lazım yaklaşık 6 derece. Aynen bugün öyle. Dün -2 ile önceki gün -1'di. Sabah gece kar yağmadan önce 3 dereceydi. 2'ye düştü sonra. Bazen de biz lokmalardan gödelek yaparız canlarım. Sizler de yapar mısınız bilmiyorum. Pişi gibi döküver seni. Anne yani şey pişinin yapımı daha mı zor? Pişinin yapımı tabii ki kolay. Pişirmesi de sermesi de ama yer istiyor tabii. Ama bunu hemen hamurunu yoğursun, alırsın ateşin yanına gelirsin. Hemen olur. Demek ki yani lokma daha kolay. Aynen. Demek istiyorum. Pişi de kolay ama lokma daha kolay. Altına demir koyduk çünkü neden? Çokça duyduğu zaman yalnız döktüğümüz için yağ harlayabilir diye. O yüzden böyle altına teneke koyarsak rahat oluyor yani. Hem de tüpem almasa iyi olur. Burada da portakal var. Çayımızı da demledik. Oh. Bakalım lokmamız kimlere nasip canlarım. Anne sen onları büyük açıyorsun, onlar şey sen onları büyük açıyorsun, onlar küçük gidiyor. Onlar da ateşi görünce toplanıyorlar değil mi? Evet. Tamam sen ceket iyi de gel bak. Kurunçlar akıyor, yürüyorum. Tamam. Yağını da veren bakalım ateşin hakkına. Lokmalarımızı döktük. Bir de ateşe vereceğiz. Tamam. Değil mi? Pişti herhalde arayı. Pişti. Kenara çekil anne. Çekil oğul kızım. Bir de ateşimize veren. Tekli lokmalar çekilmedi mi? Bunlar da içeri var. Bunlar da çekiyoruz. Hakkını veren.
ateşi. Köpekler de nasıl böyle yapıyorlar bak. Aha yediler. Şimdi hadi Allah kalırsın. Amin amin amin. Git alalım bunları. Alalım bunları da. Bunları içeride bak nasıl çekiyoruz. Ben acıktım. Tamam. Ateşimiz de yetti. Siz çıkmayın aman. Durun. Canlarım bunlara ben saygı duyuyorum. Hep birlikte toplandık arkadaşlarımızla. Çaylarımızı koyduk. Reçellerimizi, peynirlerimizi, lokmalarımızı da pişirdik. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler. Hepinizin kandili mübarek olsun. Canlarım arkadaşlarımız da gitti. Biz de yavaş yavaş ineklerimize gideceğiz. Ateşimizi de söndürmüştük. Ben böyle sobamızın altına koyacağım. Yine bir yapacağımız zaman. Bak kedicikler de sıcak ya canlarım buraya. Altına geliyorlar ısınmak için. Sıcağı da güzelce pişirdik. Koyduğumuz odunlar bile yanmadı. Yeniden taşımaya gelmeyeyim diyerekten ben hemen kaktırıverim dedim. Arkadaşımız da geldi son zaman yardım etti. Biz bunları ocağımızın altına koyalım. Canlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.